Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Muhterem izleyicilerimiz, Müceddit TV ekranlarında yayınlamış olduğumuz Ali Kara Hoca Efendi ile Güncel Meseleler programımıza hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hafta içi internet üzerinden bizlere iletmiş olduğunuz sorularınızı inşallah bu haftada her zamanki gibi Ali Kara Hocamız sizlere yanıtlayacak. Hocam, bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Kadın parfüm kullanabilir mi? Kuaföre gidebilir mi? Evet. Parfüm yani koku manasında. Kadınların süslenmesi. Yani kuaföre ne gidecekmiş? Süslenmek için gidiyorlar. Kokuları için sürüyorlar. Süslenmek, dikkat çekmek gibi şeyler var. Kadınların süslenmesi kime karşı olabilir? Önce bunu bilmek lazım. Kadın kocasına karşı güzel elbisesini giyinir, güzel bir surette, temiz bir surette, hoş bir surette kocasına karşı görünmesi lazım ki aile yuvasındaki bağlantı sağlam olsun. Bunun haricinde dışarıdaki insanlara karşı böyle bir durum söz konusu değildir. Zaten dışarı çıktığınız zaman diyor Cenab-ı Hak, örtünün diyor, tepeden tırnağa örtünün diyor, güzelliklerinizi, ziynetlerinizi açmayın diyor. Dolayısıyla kadının dışarı çıkarken süslenmesi, kokulanması gibi bir yani göz alıcı bir cazibeli bir duruma gelmesi gibi durum söz konusu değildir. Kadınlar tesettüre bürünecek, avrettirler, mahremdirler, başka erkeklerin bakışına maruz kalmayacak. Ama kocasına karşı evinde süslenir, onun hoşuna giden şekilde o edayla, tavırla, bir halle kocasının görünmesi lazımdır. Aksi takdirde koca dışarıda her türlü şeyi görüyor, gözü dışarıda kalabilir. O yüzden kadınların dikkatli olması lazım, uyanık olması lazım. Efendisini, beyni kendine sevdirecek halde olması lazım. Tiksindirici bir durumda olursa işte duyuyorsunuz boşanmalar arttı. Neden? Pasaklı. Evde dışarıda süslü giyiniyor, evde pasaklı giyiniyor. Bu adam ne yapacak? Filmlere bakıyorlar, internete bakıyorlar, bilmeye bakıyorlar. Gözü dışarıda kalıyor. O yüzden hanımlar kocasının hoşuna giden şeyi bilmesi lazım. Ona karşı süslenebilir. Dışarıda güzellik salonlarında sağda solda işi yok. Cenab-ı Hak böyle işlerden çoluğumuzu, çocuğumuzu, neslimizi, kardeşlerimizi muhafaza etsin. Amin.